Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı öğretim görevlisiyim. 2007 Otobüs Kaptanlığı mezunuyum Dumlupınar Üniversitesi'nden. Sonrasında dikey geçiş sınavıyla iktisat lisansı tamamladım. 12 yıl kadar Abant İzzetbaysal Üniversitesi'nde şoför kadrosunda görev yaptım. Sonrasında yaklaşık bir 10 ay öncesinde de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde otobüs kaptanlığı programına kendi mezun olduğum programda öğretim görevlisi oldum. Eskiden ben şu şekilde dijital bu kadar önde değildi. Siz de tahmin edersiniz kılavuzlar vardı tercih kılavuzlarını. Ben de tercih kılavuzunu karıştırırken dikkatimi çekti otobüs kaptanlığı programı ve host hosteslik programı. Sonrasında dedim neden ben de bu yenilikçi bölümü okumayayım? Tamamen tesadüfen ve keşfettim kendi kendime ÖSYM'nin kılavuzundan buldum. 13 yılına kadar fırsat eşitliğine aykırı bir yerleştirme vardı. Belki de rağbet edilmemesinden de kaynaklı olabilir. Şöyle ki 2013 yılından önce otobüs kaptanlığı programını tercih etmek istediğinizde sadece erkek adayların tercih yapabilmesi şartı vardı. Bu şart 2013 yılı itibariyle kaldırıldı. Şu an hem kadın hem erkek kimin ilgili puan türünde puanı yüksekse puan üstünlüğü esasına göre herhangi bir yaş şartı da olmadan kadın arkadaşlar da tercih edebiliyor ve Ankara olması münasebetiyle ben kadın arkadaşların da otobüs kaptanlığı programını tercih edeceklerini tahmin ediyorum ve onları bekliyoruz. 3-4 yıl önce bir 10 tane kadın arkadaşa rehberlik yaptım. O de okullarını bitirdiler. Şimdi atama bekliyorlar. Evet, biz de inşallah Eylül ayına kadar 3 öğretim görevlisinin tamamlanması durumunda yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. YÖK'ün yönetmeliğine göre ortalama derslerin yaklaşık 20 tanesi alan dersleri oluyor. Geriye kalan diğer sosyal ve genel kültür dersleri. Bunların içerisinde bizim okulumuzda mesleki İngilizce, mesleki Almanca, normal İngilizce yönünden de öğrencilerimiz eğitim alacak. Donanımlı, şoförlük alanında eğitimli, kamu ve özel sektöre diplomalı şoförler istihdam edilecek.